Merhabalar. Bugünkü videomda sizlere Dragon efektini düzenlemenin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi vereceğim Photoshop'ta. Belki yani çok fazla kişi bilmiyordur ama Andrzej Dragan diye bir adam zamanında Photoshop üzerinden çok güzel bir düzenleme tekniği oluşturmuş. Biraz böyle karanlık, biraz daha keskin hatları içeren bir düzenleme tekniği bu. Örnek bir tane fotoğraf üzerinden ben de size bu tekniğin nasıl ona yakın yapıldığını aslında anlatacağım. Çünkü burada sadece Photoshop kullanmak değil, bunun yanı sıra Andrzej Dragan'ın fotoğraflar çıkaran kullanmış olduğu ışık da tabii ki çok çok önemli. Bistock sitesinden cxc.hu'dan bu görmüş olduğunuz fotoğrafı indirdim ve olabildiği kadar çok az düzenlenmiş veya düzenlenmemiş bir fotoğraf buldum ki dokunulmamış bir fotoğraftan nereden nereye geleceğini çok daha rahat şekilde görebiliriz diye düşündüm. Öncelikle fotoğrafımızı düzenlemeye başlayalım. Bilgilerine bakalım fotoğrafımızın. 2592 maksimum genişliğinde şu anda ve resolution'ı 72 dpi. Bunu 300'e çıkarıp 2592 genişliğinde tutuyorum. Biraz daha kalitesini düzenlerken bozmamış oluruz. İlk yapmamız gereken Dragan tekniği için o keskin hatları ortaya çıkarmak. Ve bu keskin hatları ortaya çıkarmak için de ilk yapmamız gereken iki tane işlem var. Bir levels uygulamak, bir de bunun üzerine saturation'ı biraz düşürmek. Levels uyguluyoruz. Olabildiği kadar sert uygulamaya çalışıyorum. Bu gayet detayları zaten ortaya çıkaran bir şekilde oldu. Şu anda görüyorsunuz. Ve parlaklığı da ona göre ayarladık. Yani gayet keskin bir sonuca doğru şimdi ilerlemiş olacağız. Bakın, keskin hatlar gayet ortaya çıktı. Ve belirttiğim üzere Saturation'ı da -16 olarak ayarladım. Evet. İlk başta baktığımız zaman evet güzel bir sonuç elde ettik ama daha da derinlemesine gitmek için biraz daha uygulamak gerektiğini düşünüyorum ve levels üstüne ekstra bir levels'la tekrardan keskinleştirme uygulayacağım. Evet. Burada sadece levels oynadım ve beyaz taraflara dokunmuyorum. Ve bunun üzerine tekrardan bir hue saturation yapıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere gerçekten keskin ve hatlar çok ciddi şekilde ortaya çıkacak şekilde bir fotoğrafımız ortaya çıktı. Şimdi yapmamız gereken ise bu keskin yani levels uygularken çok fazla tabii koyduğumuz için burada bazı alanların kaybını görüyoruz. Mesela neresi? Öncelikle gözler. Gözlerin eğer renkliyse bence renkli olarak o efektin aynı şekilde kalmasından yanayım. Ve bu nedenle şuralarda kaybetmiş olduğumuz renkleri yani levels'lardakileri geri getiririz. Onu da nasıl yapacağız? Maske üzerinden fotoğrafa yakınlaşıyorum. Ve gözleri boyuyorum. Siyah boyunca biliyorsunuz maskede o efekti kaldırmış oluruz. Evet. Ufak taşmalar var ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Evet. Gözler ortaya çıktı. Aynı şekilde üstteki levels'ta da bunu uyguladım. Bu göze de uyguladım. Evet. Şimdi baktığımız zaman o gözlerdeki o renkli kısmı aslında ortaya çıkardık. Bir tek şurada çok beni rahatsız eden şey göz bebeğinin şey kalması, biraz solgun şekilde kalması. Onu da tekrardan silerekten biraz daha koyulaştırdık. Evet. Şu an Dragan'ın en basic tarafında basic düzenlemelerle bir Dragan'ı ortaya çıkarmış olduk. Şimdi
Şunları hepsini aldım. Bunlara Dragon Basic efektler olarak bir grupladım. Yani klasörlemek her zaman biliyorsunuz çok daha rahat oluyor Photoshop'ta çalışırken. Dediğim gibi levels'ı yaparken şöyle zorluklarla karşılaşıyoruz. Çok fazla levels uyguladığımız zaman bazı noktaları aşırı derecede karartabiliyoruz. Ve şimdi bu kararttığımız yerleri tekrardan biraz da görünür hale getirmek lazım. Bununla ilgili de ilk ana katmanımızın üzerinden Shadow Highlight üzerinde düzenlemeler yaparak fotoğrafı açacağız. Bunu da şöyle göstereyim size. Şuraya Shadow Highlight olarak bir katman daha açtım. Şimdi bu katmanda yapacağımız olan şey belirttiğim üzere Shadows and Highlights kısmında düzenlemeler yapmak. Şöyle hepsini öncelikle sıfırladım. Nereleri görmek istiyoruz? Öncelikle şu şeyin giysinin şu üst tarafı, aynı şekilde diğer tarafı, saçlardaki çok fazla karartı ve arka planı biraz daha aydınlatmak fotoğrafı daha güzel kılacaktır. Çünkü şimdi çok fazla levels'ın etkisiyle karardı çünkü. Evet. Shadow'dan gördüğünüz üzere açabileceğim kadar açıyorum ama çok da ince. Evet, arka taraf güzel. Ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde kıyafetteki şeyleri de highlight açacağımı düşünüyorum. Biraz da yüze etki etti. Evet, yüzde kalabilir etki. Shadow'dan ilerlemem lazım. Evet. Evet, biraz da açabildim. Bence bu şekilde bir shadow gayet yerinde. Evet, yani gördüğünüz üzere fotoğraf şu anda gayet keskin, kaybolan yerleri geri getirdik ve bir sonraki adımlar için de uygun hale geldim. Bir yandan süremize bakıyorum çünkü belli sürelerle çekim yapıp daha sonrasında ikinci parti, üçüncü parti diye düzenlememi devam ettireceğim. Evet. Shadow Highlight'tan sonra da fotoğrafın biraz tonlamasını belki ayarlayabiliriz. Fotoğraf tonlaması benim kafamda kurguladığım biraz daha gördüğümüz üzere biraz daha sarımsı tonlara doğru gidecek. Ve sarımsı tonlara göre bir color balance yaparaktan fotoğrafı renklendirebiliriz. Çok hafif ayarlar yapacağım burada. Fazla detayına inmeden çünkü yapmayı düşünüyorum. Mid tonlarda biraz daha sarıya doğru fotoğrafı arttırıyorum. Gördüğünüz üzere bence şu seviyede yeterli. Shadow'larda da biraz kırmızı denemek istiyorum. Çok az. Artı 2. Artı 2 kırmızılık gayet yeterli. Çünkü çok fazla Shadow'da yapmış olduğunuz hamleler fotoğrafı ciddi açıda bozabilir. Artı mesela örnek vermem gerekirse ona getirdiğimiz zaman ciddi anlamda değişiyor veya 15'te çok kırmızı oluyor. 2. Bu fotoğraf için bence uygun bir parametre. Evet. Şuraya yine basit renk ayarlamaları dedik. Evet. Şu an istenen seviye aslında geldik ama Dragon'ın yine biraz daha o sertliğini gösterecek şekilde bazı müdahaleler yapmamız gerekiyor. Bunları da bir sonraki videomda aslında daha detaylı şekilde anlatacağım ama basic olarak görmüş olduğunuz şekilde Dragon efekti nasıl yapılır en basit yoldan ve ufak bir tonlamayla da fotoğrafımızı bu hale nasıl getirebiliriz onu anlattım. İsterseniz bir karşılaştırma yapalım. Bütün layer'ları kaldırarak. Evet, fotoğrafımızı açtığımız zaman ilk başta bu seviyedeydi. Önce ne yaptık? Dragon basit efektleri yaptık. Bu seviyeye geldi. Fotoğraf çok koyulaşmıştı ve buradaki bu koyuluğu azaltmak için de Shadow and Highlight sekmemizde yapmış olduğumuz Shadow Highlight filtresini aslında kullandık. O da bize biraz daha fotoğrafı açmamız için imkan verdi. Ve son olarak da
Basit bir renk düzenlemesi yaptık, color balance üzerinden ve yine fotoğrafımız biraz da sarı tonlarıyla birlikte son haline getirdik. Evet, teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki hemen videomda bu kaldığımız yerden Dragon'ı bir üst seviyeye daha nasıl getirebiliriz onu size anlatacağım. Teşekkürler izlediğiniz için.